Türkiye'de karikatür, Batı etkisi altında gelişmiş bir sanat olarak kabul edilir. Oysa bize özgü sanatlar arasında karikatürün özelliklerini taşıyan özgün öğelere rastlamak hiç de zor değildir. Söz gelimi minyatür sanatında oldukça abartılmış figürlere rastlamak mümkündür. Bir çizim sanatı olan karagöz figürlerinde de fazlasıyla kendine özgü, abartılmış çizgilerle gülünç tipler vardır. Karikatürün en önemli öğesi olan gülmece ise Türklerin en iyi bildiği iştir dense abartılmış olmaz. Zira Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkralarıyla orta oyunu gibi gösteri sanatları özgün ve abartılı tiplerle gülmeceyi kullanan anlatım araçlarıdır. Adın ne oğlum? Lüfer Mehmet. Beni tanıyor musun? Hayır. Palamut İsmail. Peki ya bu kim? İzmarit Nuri. Adın ne dedim be? Söyledik ha, İsmail. Sade mi? Hayır, peynirli İsmail. Bütün bu birikimler Türkiye'de karikatüre hazır bir ortam yaratmıştır. Osmanlı döneminde ilk karikatür 1867'de yayımlanır. 1870'te Theodor Kasab'ın yayımladığı Diyojen ise ilk Türk gülmece dergisidir. Bu dergiyi başkaları izler ancak ilk karikatürlerin yayımlanmasından sonra uzunca bir süre karikatürsüz bir dönem yaşanır. 1908'de 2. Meşrutiyet'ten hemen sonra karikatür içerikli yerli yayınlar yeniden çoğalır. İlk dönem Türk karikatüründe çizimler resim gibidir. Başka bir deyişle karikatürler gerçekçi çizimler üstüne kurgulanır. Gülmece daha çok yazıya dayanmaktadır ve konuşma balonla değil altyazıyla gösterilir. Türkler dışında Osmanlı tebaası batılılaşma konusunda daha heveskardır. Özellikle Ermeni kökenli sanatçılar, tiyatro ve mimarlık alanında olduğu gibi karikatür alanında da batı etkilerine açık çalışmalar yaparlar. İlk dönem karikatürcüleri arasında Nişan Berberyan, Opçan Dasis gibi isimlerin yanı sıra Ali Fuat Bey gibi adlar da vardır. Dönemin en önde gelen sanatçısı ise Cemil Cem'dir. Karikatürün bir kendi manası var. Mesela bana göre manası var. Bir sürü insana göre de bir manası var. Bir de tabii genel geçer bir manası var. Karikatürün sözlük anlamı işte İtalyanca caricare kelimelerinden gelmektedir falan filan diye başlayıp böyle giden can sıkıcı bir takım açıklamalar. Ama karikatürün manası, karikatür matrak bir şeydir. Komik bir çizgidir. Ama bu komik çizgiyle hiç de komik olmayan kocaman kocaman hadiseleri biraz abartıp insanların alakasını ve ilgisini çekecek şekilde resmedip onu da güzel bir espriyle süsleyip böyle bir o çizgiyi insanlara sunmaktır ya da sunmamaktır. Yani kendine de çizip saklayabilirsin. İlle de karikatür tabii ki matrak olmak zorunda değildir. Ne bileyim grafik çalışmalarla, grafik anlatımlarla da karikatür çizilebilir. Onun da adı karikatürdür. Ama benim karikatürden anladığım resmi abartıp o abarttığın resimden hadiseleri de abartıp hani vardır ya işte meyve suyunun öz suyu. Onun gibi hadiselerin de öz suyunu anlatabilecek bir sanat dalı diyelim. Eğer sanat dalıysa tabii. Karikatür bir sanat dalı mıdır? Yani herhalde sanat dalıdır yani. Ama şuna da katılmıyorum. Eğer karikatür gibi, müzik gibi, şiir gibi, resim gibi, sinema gibi bir takım sanat dallarını siz insanlarla eğer paylaşıyorsanız, kitlelerle paylaşıyorsanız, bunu ticari paylaşıma da sunuyorsanız, yani bu hem satın alınabilir hem de satılabilir bir meta haline geliyorsa sanatçı duyarlılığıyla yapılmış bir takım işler olarak da bunlar düşünülebilir. Bunlara sanat eseri denilebilir mi? Belki vicdan sahibi, insaf sahibi insanlar bunu söyler ama bence bunlar sanatçı duyarlılığıyla yapılmış sanati işler. Ama sanat eseri değildir. Yani mesela bir sinema filmi eğer seyirciler tarafından izlenmek üzere ve çok gişe yapması için çekildiyse ben bunun bir sanat eseri olduğunu düşünmüyorum.
karikatürcünün asıl vazifesi teşhistir. Yani yamuk bir şey gördüğünde, yolunda gitmeyen bir şey gördüğünde onu teşhis eder ve o teşhis ettiği şeyi parmağınla gösterir. Abartır ki normal resmi herkes görsün diye. Onu biraz büyütür. Ama hem karikatürcünün hem de sanatın hangi dalıyla uğraşırsa uğraşsın herkesin dikkat etmesi gereken husus şu. Bizim işimiz teşhis, tedavi değil. Sanatçılar bir taraftan da eğer teşhis ettikleri şeyi tedavi yoluna giderlerse o zaman hadlerini aşmış olurlar. Allah muhafaza hastayı da masada bırakma şeyi ihtimali çok yüksek. Neden? Çünkü bunu biz bilmiyoruz. Bunu bilenlere bırakmak lazım. Yani teşhis edersin ve sonra dersin ki aga hadise budur. Mevzu budur. Durum budur. Ellerinizden öper dersin. Bu işin anlayanlarına bırakırsın. Karikatür böyle bir şey olmalı. Ama tabii ki bunu yaparken gülümsetmeli. Muhatabını rencide etmemeli karikatür. Bu çok önemli. Karikatür de muhatapla alay edilmez. Edilmemeli. Özürlü insanlarla dalga geçilmez. Geçilmemeli. İnsanların dini inançlarıyla, insanların hassasiyetleriyle dalga geçilmez. Bunun üzerine karikatür çizilmez, çizilmemeli. Karikatürde insan cinselliğiyle ilgili konular eğer ki toplumsal fayda var ise çizilir ama toplumsal fayda yok ise bununla da uğraşmak doğru dürüst bir şey değildir. Karikatürün tanımı aynı kalmış olmakla beraber aslında işlevi yıllar içerisinde çok değişmiş. Yaklaşık 100-150 yıllık bir tarihi var karikatürün. İlk ortaya çıktığında gazetelerde sert siyasi eleştiriler için kullanılmış. Fakat daha sonra gazeteler karikatürü sıklıkla kullanmaya başladıktan sonra birazcık işlevi değiştirmiş. Çocukların ilgisini çekmeye başladıktan sonra bant karikatürlere dönüşmüş. Özellikle de 1900'lü yılların başlarında Amerika'da gazetelerin pazar ilavelerinde yer almaya başlamış ve pazar ilavelerinde nasıl ki babalar gazeteyi haberleri için okuyorlarsa çocuklar ve eşleri de karikatürler için, işte yıldız falı için, bunun gibi eğlenceli konular için tüketebilecekleri malzemeye dönüştürmüşler gazete editörleri. 1930'lardan 40'lardan sonra birazcık daha ciddileşmiş ve çizgi romanla birlikte çizgi roman, illüstrasyon, karikatürü aslında aşağı yukarı tüm çizerler hemen hemen hepsini yapıyor olsalar bile, özellikle bizim gibi ülkelerde, bazı durumlarda birbirinden çok ayrı sanat dalları gibi görünür. Fakat aslında hemen hemen aynıdır, pek bir farkı yoktur. Bazı durumlarda illüstrasyon makalelerin yanında makalelere görsel bir boyut katması için kullanılır. Karikatür de hali hazırda bir makalenin yanında olmasa bile hepimizin bilmiş olduğu, şu anda hali hazırda takip ettiğimiz güncel olaylara paralel giden ve bu güncel olaylar üzerinden yorumlar getiren görsel makalelerdir aslında. Karikatür aslında yani o işi yeteneği olan insan için tırnak içinde kendini en iyi ifade etme metodu. Karikatür mutlaka bir şey anlatmak zorunda ve anlatmak istediği şeyi
zorunda olduğu için biraz daha çok güncelin içindedir yani. Ama teknik itibarıyla tarihine dönmek gerekirse en eski hani mağaradaki duvar resimlerine gider. Benim için, ben şimdi resim bölüm mezunu Mimar Sinan'dan, fark ettim şöyle bir şey var. Hani Picasso mesela sebep olmuştur aslında bence resim sanatını bozarak karikatüre. Türk karikatürünün ikinci dönemi Cumhuriyet'in kurulmasını izleyen yıllarda ortaya çıkar. Akbaba dergisi bunların en bilinenidir. İlk sayısı 7 Aralık 1922'de çıkan dergi, yayınını sürdürdüğü 55 yıl boyunca genç çizer ve mizah yazarları için bir okul vazifesi görecektir. Bu dönem karikatürünün en belirgin özelliği çizimdeki değişmedir. Bir önceki dönemin sonlarına doğru başlayan çizimlerdeki yalınlaşma süreci bu dönemde iyice belirginleşir. Yeni yazıyla yayımlanan ilk karikatür albümleri, ilk karikatür sergilerinin açılması, ilk kadın karikatürcünün yetişmesi yaklaşık 1950'ye kadar süren bu dönemde ortaya çıkar. Dönemin en önemli sanatçısı Cemil Nadir Güler, çizgide sağlam bir anlatım dili kurmuştur. İlk çizgi roman sayılabilecek Amca Bey'i çizmiş, onun öykülerini çizgi film biçimine getirmeye çalışarak bu alandaki ilk denemeleri yapmıştır. 1950 yılları Türk karikatürü için yeni bir başlangıçtır. İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, Türkiye'nin dış dünyaya açılması, siyasal ve ekonomik alanda liberalleşmesi hız kazanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak basın yayın yaşamında gözlenen canlanma ve çeşitlenme karikatüre de yansır. Türk karikatürü yenilenip çağdaşlaşmaya başlar. Çalışmalarını uluslararası düzeyde kabul ettiren sanatçılar yetişir. Gülmece'nin baş aktörü yazı artık kendi başına bir fıkra olmaktan çıkmış, çizimi bütünleyen ancak onunla anlam kazanan bir öğe durumuna gelmiş, hatta yazısız karikatür denen bir tür öne çıkmıştır. Bu anlayışı uygulayan en önemli sanatçılar Turhan Selçuk, Ali Ulvi Ersoy ve Ferruh Doğan olur. Neher Tüblek, Semih Balcıoğlu, Altan Erbulak, Mıstık ve Oğuz Aral da bu dönemin en önemli karikatürcüleri arasındadır. Bu dönemin sonlarında 1969'da Semih Balcıoğlu, Turhan Selçuk ve Ferit Öngören'le birlikte Karikatürcüler Derneği'ni kurar. 1970'lerin başında ise karikatür kendini yenileme sürecine girecektir. 1950 kuşağının genç karikatürcülerinden biri olan Oğuz Aral, 1971 yılında Gırgır'ı çıkarır. Bu girişim pek çok sanatçının yetişmesini sağlayacaktır. Gırgır tam bir fenomen haline gelir. Tirajı 100 binleri geçmiştir. Hasan Kaçan, Behiç Bek, Latif Demirci, Engin Ergönültaş, Can Barslan, Mehmet Çağça, Tuncay Akgün, Bülent Arabacıoğlu gibi pek çok çizer Gırgır okulunda pişer. Bu dönemde kadın çizerlerin sayısı da çoğalmıştır. En başarılı olanlarından biri ise Çılgın Bediş adlı çizgi romanın yaratıcısı olan Özden Ögrük'tür. Gırgır'ın bu başarısı başka dergi girişimlerini de cesaretlendirir. Fırt, Çarşaf gibi dergiler o dönemde boy gösterir. Karikatür bir eleştiridir, karikatür bir muhalefettir, karikatür şudur, karikatür budur diye bir takım kalıpların içerisine karikatürü de, mizahı da sanatın herhangi bir dalında almak bence vicdansızlık. Karikatür kimi zaman muhaliftir, kimi zaman eleştirir, kimi zaman eleştirmez, kimi zaman sadece güldürür, kimi zaman sadece gülümsetir, kimi zaman öyle baktırır ne oluyor diye. Kimi zaman sadece bir çizgi şölenidir. Kimi zaman sadece bir grafik şölenidir. Her şeyde çeşitlilik olduğu gibi karikatürde de çok müthiş bir çeşitlilik vardır. Dolayısıyla karikatürü de bir sürü şey gibi kalıplara sıkıştırmamak gerekir. Ya da ben öyle düşünüyorum. Diyelim ki karikatürde siz eleştiri seçtiniz. Karikatürde bir muhalefeti seçtiniz. Elbette ki karikatür herhangi bir siyasi partinin muhalifliği değildir, olmamalıdır. Karikatür yolunda gitmeyen, adaletsizliğin, zulmün, kötülüğün, fenalığın eleştirisidir. Bu nerede varsa bunu eleştirir
karikatür çizen ya da mizahla uğraşan kişi, herhangi bir kişiyi, herhangi bir kurumu değil, genel bir şey eleştirir. Yani bugün bu siyasi parti değişti, bunun muhalifiyim. Yarın öbürü değişti, onun muhalifiyim. Bunu da yapanlar vardır, bu da karikatürün içerisindedir ama doğrusu genel bir şey. Yani bütün sanat dallarında olduğu gibi, vicdanı olan, ruhu olan herkes gibi zulmün ve adaletsizliğin karşısında olması lazım karikatürle uğraşan kişinin. Şu soruyla ben karşılaşıyorum. Karikatür muhaliftir. Karikatür böyle bir, ya ne muhalifi kardeşim? Yani karikatür muhaliftir. Benim de bunun karşısında şu cümleyi hep kuruyorum. Karikatür muhalif değildir. Karikatür mizah muhteliftir. Yani muhalifle muhtelif arasında çok ciddi bir fark var. Muhtelif dediğimiz nedir? Hem muhaliftir. Hem eleştireldir. Hem güldürür. Hem düşündürür. Efendime söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi hem baktırır hem düz sadece çizgiyi seyredersin. Ama ille de bir tanesi değildir bunların. Biri onu yapar, öteki onu yapar, öteki onunla uğraşır. Bırakın karikatürle uğraşanlar, çizgiyle uğraşanlar çok çeşitli şeyler yapsınlar. Kimi muhalif olsun, kimi sadece gülümsetsin, kimi sadece kahkaha attırsın. Çünkü bütün bunların her biri tek tek çok zor şeyler zaten. Yani bir insanı gülümsetebilmek, bir insanı güldürmek, bir insanı düşündürmek kolay bir şey değil. Dolayısıyla hepsi bunların birden nedir? Muhteliftir. Yani muhalif de bunun içerisindedir. Tabii ki karikatürcü muhalif midir? Muhaliftir aynı zamanda da. Ama sadece bu değildir ki. Hayatımızın her anında eğer biz muhalif bir insan olarak yaşıyorsak yandık. Etrafımızdaki insanlar bizden herhalde yaka silkerler yani. Yemek yerken de muhalifiz, yürürken de muhalifiz, işte bir sinema filmi seyrederken de muhalifiz, top oynarken de. Bu ne ya, böyle bir delilik olur mu yani? İnsanın hayatının belli dönemlerinde muhalif olmadığı ya da olup olmayacağı anlar vardır. Karikatürde de aynı şekilde bunun da olup olmayacağı yerler vardır. İsteyen onu yapar, isteyen bunu yapar, isteyen ötekiyle uğraşır, isteyen hiçbir şey yapmaz. Sadece komik koca koca burunlar, kulaklar çizer. Ne var yani bunda? Çeşitlilik karikatürde de, mizahta da, sanatın bir sürü alanında da çok önemlidir. Kalıplara sokmamak en iyisi. Türkiye'de her zaman muhalefeti ve bağımsızlığı temsil etmiştir karikatür. Zaman zaman iktidara yakın olsa bile iktidarın da beğenmediği taraflarını ortaya çıkartır. Ama bizde birazcık daha sert müdahalelere de maruz kalmıştır. Mesela Diyojen dergisinin kurulmasıyla beraber Türkiye'deki ilk karikatür dergisi, dönüp baktığınızda çok aslında geçmişe gidiyor bizdeki karikatür geleneği. Özellikle de siyasi karikatür geleneği. Ki Diyojen 1800'lerin sonlarında çıkmış bir dergi. Ta o yıllardan başlayarak bir sistem eleştirisi, iktidar eleştirisi, artık ne derseniz deyin, politik günlük hayata ve politikaya paralel giden bir sanat dalı olarak devam etmiş. Ama başına birçok derginin ağır şeyler gelmiş. Mesela Marco Paşa dergisi çok önemli bir örnektir. Aziz Nesin, Sabahattin Ali'nin birlikte, Rıfat Ilgaz'ın birlikte çıkardıkları dergi. Defalarca dönemin iktidarı tarafından
kapatılmaya itilmiştir ve her seferinde farklı isimlerle, Malum Paşa falan gibi isimlerle tekrar çıkmıştır. Ülke arasında fark vardır. Bu biraz toleransın sınırlarıyla da doğru orantılıdır. Yurt dışında tabii ki daha fazla tolerans gösterilir yapılan karikatürlere. Türkiye'de birazcık daha az tolerans gösterilir. Bu tabii ki demek değil ki her şeye fazlasıyla tolerans göstermek icap eder. Ama bir genel bakış açısı olarak söylüyorum bunu. Yani bir başlangıç noktası olarak daha fazla tolerans görür çizerler ve karikatürler yurt dışında, biz de biraz daha az tolerans görür. Bunun herhangi bir dönemle falan alakası yok veya herhangi bir partiyle de alakası yok. İnsanların biraz daha az, çok fazla rahat olamıyorlar çizgiye karşı. Mesela herhangi bir sağ parti iktidardayken, mesela AK Parti'nin de sıkıntı duyduğu karikatürler olabiliyor ama aynı zamanda CHP'li milletvekilleri kalkıp Atatürk'le ilgili bir çizgi romanı mahkemeye verebiliyor. Dolayısıyla hem sağdan hem soldan büyük bir rahatsızlık duyuluyor demek. Tarihsel olarak olumlu bir şeye karikatürle yaklaşılmamış hiçbir zaman. Yani birisi doğru bir şey yaptığı zaman, bunun karikatürünü yaptığınızda, bu karikatürle varmak istediğiniz sonuç nedir? Bir, okuyucuda etki bırakmak. İki, veya güldürmek. Eğer olumlu bir konu üzerinden bunu yaparsanız çok tehlikeli bir tuzağa düşebilirsiniz. Yaptığınız iş didaktik görünebilir veya dokümantasyon gibi görünebilir. Öyle görünmemesi gerekir. Etkili olması için sürekli karikatürcünün negatif konular üzerinden hareket etmesi gerekir. Mesela milli takım Dünya Kupası'nda 3. oldu. Bununla ilgili karikatür yapamazsınız. Ama milli takım Dünya Kupası'nda 3. oldu. İngilizler de şöyle bir terbiyesizlik yaptılar. İşte o terbiyesizlik üzerinden karikatür yapabilirsiniz. Dolayısıyla karikatürün her zaman bir negatif olaya ihtiyacı vardır. Muhalif olması da maalesef otomatikman bu yüzden olmaktadır. Mesela genellikle sağ kesimden mizah dergisi çıkmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi budur. Çünkü o eleştirel gözle çok bakılamadığı için. Halbuki çok iyi çizerler çıkmıştır sağ kesimden. Yalçın Turgut Balaban gibi, Veyip Sinan gibi çok iyi çizerler çıkmıştır. Ama bir mizah dergisi asla oluşturamamıştır. Sol kesimden mizah dergilerinin uzun yıllar ayakta kalmasının nedeni de bence bu. Gırgır dergisi daha şey, oturaklı, deneyselliğe daha kapalı, daha çok satan, daha çok meşhur dergiydi. Ama ondan kopan Limon dergisi benim çocukluğumda efsaneydi. Daha underground, daha anarşik, ne bileyim, daha eğlenceli falan diye. Bizim için efsane oydu çocukken. Sonradan işte biz büyüdük, Limon Leman'a döndü. Daha biraz kurumsallaştı. Ben de orada 94 yılında falan işte girdim. Dışarıdaki hayatı işte tasvir etme anlamında Leman'ın da yaptığı apayrı bir sosyal devrim vardı o zamanlar için. Hani işte insanları, bir maganda tipi vardı, bir de entel tipi vardı yani. Onların çatışması üzerinden sosyal hayatı çok güzel tarif eden en güzel yapıydı o zaman Türkiye'si içerisinde 90'ların başında. Türkiye'de gazetelerin gazete kökenli patronlardan çıkıp yatırımcıların eline geçmesi, gazetelerde olduğu gibi mizah dergilerini de derinden etkiler. 1989 yılı mizah dergileri için tam bir kırılma noktasıdır. Haldun Simavi'nin Günaydın'ı Asil Nadir'e satmasıyla birlikte Gırgır da bir bakıma zorla Nadir'in desteklediği Ertuğrul Akbay tarafından Oğuz Aral'ın elinden alınır.
Oğuz Aral, kendi türettiği kahramanı olan Avni'nin adını verdiği yeni bir dergi yayınlamaya başlasa da istediği başarıyı yakalayamaz. Gırgır'ın ele geçirilmesini protesto eden bir grup mizahçı, dergiden ayrılarak Hıbır adında yeni bir dergi çıkarırlar. Başlangıçta Hıbır, Gırgır kadar önemli bir başarıya imza atsa da onun da arkası gelmez. Pek çok karikatürist bu dönemden sonra başka alanlara yönelerek dergiciliği bırakırken bazıları da önce Limon, sonra Leman olan dergiyi çıkarırlar. Bana göre karikatür ömrünü tamamlamış ya da tamamlamak üzere son nefeslerini veren bir sanat dalı günümüzde. Belki birileri çıkar, buna yeniden bir hayat öpücüğü verir, karikatür tekrar canlanır, onu bilemem. Ama hem ülkemizde hem de dünya genelinde baktığımızda karikatürün eski etkinliğinde olmadığını görüyoruz. Niye? Karikatür bir iletişim biçimi olarak kullanıldı. Uzun süre özellikle gazetelerde, dergilerde. Şimdi o iletişim biçimleri çok çeşitlendi. İnternetin hayatımıza girmesiyle daha da çeşitlendi. Dolayısıyla televizyon şovları, bir sürü oyunlar, tek kişilik gösteriler, şunlar bunlar falan filan, televizyon dizileri, insanların karikatürde görmek istediği bir sürü şeyi belki başka alanlarda görmesine sebep oldu. Dolayısıyla o alaka bir biçimde kaydı. Ama genelinde baktığımızda benim tespitim şudur ki karikatürün bu duruma düşmesindeki en büyük sebep gene sanattaki ruhu bir kenara itip hep fizike yönelmek ve duyarlılığı fizikten çıkarmaya çalışmak. Espriyi fizikten çıkarmaya çalışmak karikatürün sonunu getirdi. Karikatür bize batıdan girdi. En büyük mizah dergileri batıdaydı. Şimdi mesela Almanların bile çok satan Pilot diye bir dergileri vardı. Fransızların baktığınızda Eko de Savan gibi, Harakiri gibi, hani aşırı muhalif, aşırı uçlarda dergileri var idi. Bir sürü de çizgi roman dergisi vardı. Hatta hatırlayanlar bilir, bizim de hayatımızı belirleyen bir sürü çizgi roman dergisi, bunların kimi karikatür çizgisiyle çizilmiş, kimisi real çizgilerle çizilmiş. Bunların çoğu hayatımızdan uçtu gitti. Avrupa'da karikatürün hayatının sona ermesinin sebebi en sonunda artık ruhu bulamayıp tamamen karikatürü fizikte aramalarından kaynaklanıyor. Cinselliği o kadar yoğun biçimde kullandılar ki artık bunun gidecek noktası kalmadı. Çünkü insan bedeninin sınırları bellidir. Daha nereye kadar gidebilirsin? Hadi gittin diyelim. Bunun bir sonu var. Sonuna kadar çizdin, ne olacak? Bitti. Ama ruh dediğimiz şey sonsuz. Onlar bu ruhu bırakıp ya da ruhu kaybedip fizikten faydalanmaya çalıştıklarında bu işin sonu zaten gelmişti. Dolayısıyla Avrupa'daki bütün mizah dergileri ardı ardına bir bir kapandı. Ülkemizde de mizah dergileri Gırgır'la zirve yaptı. Tabii ki Gırgır'dan önce bir sürü mizah dergisi vardı. Ama özellikle kitlelere yayılması Gırgır dergisiyle oldu. Gırgır dergisiyle herhalde doruk noktasına ulaştı. Böyle bir şey Türkiye tarihinde olmadı. İnsanlar mizah dergisiyle yatıp mizah dergisiyle kalkmaya başladılar. Herkes cuma sabahları Gırgır dergisi alsak diye deli gibi bekliyorlardı. Hatta öyle bir dönemdi ki sağ sol çatışmasının olduğu, İnsanların birbirini vurduğu bir dönemde cuma günleri Gırgır çıktığında sağcısı da solcusu da Gırgır dergisini alıp birbiriyle dalaşmıyordu. Enteresan bir durumdu o. Sonra Gırgır dergisi de belli bir şekilde ömrünü tamamladı.
Diğer dergilere baktığımızda Gırgır'ı takip eden dergiler de insan fiziğinden mizah çıkarmaya çalıştılar. Yani burada tabii en sık kullanılan şey cinsellik oldu. Bunun da dediğim gibi gideceği yer belli, sınırı belli. Gidecekleri yere kadar gittiler. Bütün sınırları zorladılar. Ruh yok. O zaman karikatür de yok. Ne oldu? Mizah dergileri. Herhalde en çok satan 50 bin, 60 bin. Diğerleri işte 20 bin, 25 bin gibi rakamlarla koskoca Türkiye'de insanlara ulaşmaya çalıştılar. Halen de çalışıyorlar. İşin acıklı tarafı, yani bir mizah dergisinin, koskoca memlekete çıkarılan bir mizah dergisinin satışının bir futbol stadyumunun herhangi bir tribünü kadar insana ulaşamaması herhalde acıklı bir şeydir. Karikatür çizerken şunun farkında olmamız lazım. Eğer muhatabımız bizim karşımızda değilse, bizimle aynı silaha sahip değilse, bizimle aynı şekilde karikatür çizemiyorsa, yani bana misliyle mukabele edemeyecek bir durumdaysa, ki öyle, dolayısıyla biz belli bir ölçüyü korumak zorundayız. Karikatürcüler belli bir ölçüyü korumak zorundalar. Bu ölçü de şudur. Yapılan iş karşı taraf tarafından ne kadar şiddetli bir eleştiri olursa olsun beğenilmeli, helal olsun denilmeli ve onda yüksek bir fikir bulunmalı. İçinde yüksek bir fikir bulunmayan, içinde ince bir fikir bulunmayan, sadece karşısındaki konu aldığı kişiyi, işte neyse, muhatabını rencide etmek, alay etmek ve küçültmek üzerine yapılan bir şey karikatür değildir. Yani bunu normalde sokaktaki yürüyen insanlar da birbirlerine yaparlar, dalga geçerler, alay ederler. Az önce söylemiştik, yani insanların eksiklikleriyle, insanların dini inançlarıyla, giyimleriyle, kuşamlarıyla, tercihleriyle ilgili karikatür karikatür değil bana göre. Karikatürün içerisinde mutlaka yüksek bir zeka, yüksek bir fikir, yüksek bir vicdan olmalı ki konu olan her kimse ya da her neyse, bu bir kurum da olabilir, bunu ciddiye alsın ve hoşuna gitsin. Sonra da düşünsün onun üzerinde. Çünkü karikatür yıkmak üzere bir şey değil, bozmak üzere bir şey değil, tam tersine gülümseterek yapmak üzerine bir şey olmalı. Aslında bizim en övünmemiz gereken ve kendimize mal ettiğimiz sanat dallarından bir tanesi karikatür. Nedense her zaman ikinci, üçüncü plana atılıyor ama biraz evvel söylediğim gibi bizde çok köklü bir mizah dergisi geleneği var ve gazetelerde de çok köklü bir karikatür kullanma geleneği var. Sağ gazeteler olsun, sol gazeteler olsun mutlaka karikatür kullanılır, illüstrasyon da kullanılır, hatta uzun yıllar çizgi roman bile, günlük devam eden çizgi romanlar bile kullanıldı Türk basınında. Dolayısıyla bizde aslında hak ettiğinin çok azı bir yere konuluyor karikatür. Aslında çok kuvvetliyiz biz bu konuda. Şöyle düşünürsek eğer, mesela Yunanistan, Bulgaristan veya birçok Batı ülkesi, İsviçre, İsveç, Finlandiya bunlara dahil, aslında Batı ülkeleri gibi görünse bile bir karikatür, illüstrasyon gelenekleri yoktur. Dergileri yoktur. Bu yüzden bunların çoğu yabancı dergileri, örneğin çok ünlü dergilerden Mad gibi
Amerikan Met dergisi, Heavy Metal dergisi gibi dergileri kendi dillerine çevirip yayınlarlar. Bizim böyle bir şeye hiç ihtiyacımız hiçbir zaman olmamış. Hep her zaman kendi sanatçılarımızı yetiştirmişiz ve her zaman Türk mizah dergileri, karikatür bazen mizah dergilerinde, biraz evvel söylediğim gibi bazen de gazeteler içerisinde her zaman kendisine yer bulmuş. Dolayısıyla aslında sadece güreş atasporumuz değil ama biz görmezden geliyoruz. Karikatür de biraz öyle. Bizim sonradan belki aldığımız ama fazlasıyla sahip çıkıp kendi geleneklerimiz doğrultusunda formunu belirlediğimiz bir sanat dalı. Şimdi çalışma şartları herkesin farklı. Mesela ben daha farklı çalışıyorum diğer meslektaşlarımdan. Ben her sabah erken kalkıp çalışmaya başlarım ama mesela bir mizah dergisine çizdiğim halde mizah dergileri haftada bir gün aslında gerçek anlamıyla çalışır. Herkes toplanır bir arada bir gece çalışırlar. Ben onu pek sevmem ama o geceyi mizah dergisindeki arkadaşlarımla geçirmeyi severim. Fakat işlerimi önceden bitiririm genellikle. Her gün çizerim. Sabah çok erken kalkarım. Erkenden çalışmaya başlarım ve her gün çalışırım. Dolayısıyla hiç deadline kaçırdığım falan da olmamıştır. Diğer çizerlerde gözlemlediğim benim geçmişten beri, ilk başladığım yıllardan beri ki işte 20 küsur yıldır çiziyorum Türk basınında. Genellikle işlerin hep son anı bırakılmasıdır. Mesela bir dergiye çalışıyorsa çizerler, o dergi haftalıksa eğer son gün çalışır herkes. Bunun dışında çalışma yöntemleriyle ilgili çok fazla bilgisayardan hoşlanmıyorum. Sadece baskı tekniklerinin daha iyi sonuç vermesi yüzünden renk yaparken bilgisayar rengini tercih ediyorum ama yine kağıt kalemle klasik anlayışta çiziyorum ki yurt dışında da genellikle aslında böyle yapılıyor. Yani yanlış bir şey zannediliyor. Herkes yurt dışında bu yeni tanımlanan tablet falan denen bilgisayarlarla çiziyor zannediliyor. Halbuki öyle bir şey yok. Çünkü yurt dışında herhangi bir çizginiz bir yerde yayınlandıktan sonra onun orijinali de satılıyor. Dolayısıyla orijinal çizim hala çok önemsenen şey. Fakat Türkiye'de bilgisayar üzerinden tabletle falan çizim de yapan arkadaşlarımız var. Mizah dergileri bölünerek çoğalır. Öyle bir tuhaf yapısı var. Yani öyle bir durumu var ama çok kavga da ederiz. Kol kırılır, yerin içinde kalır. Böyle bir karı koca gibiyizdir yani. Biz yani kavga etsek de her zaman bir barışık halimiz vardır. Çok çünkü çizerler çok çoğalmıyor. Yani dergiler çoğalsa da yani çizmek çok öyle kolay bir şey değil. Yani haftada bir yumurta kapı meselesi bizde de var. Odaklanıp yani bütün hafta peyderpey kendi zihninde malzeme toplayıp çizeceğin ana, güne fokuslandığın bir durum var. Kendi sayfan için bunu her ne kadar haftaya yaysan da bu böyle bir her hafta kravat takılıp işe gidilen iş gibi olmuyor. Yani hani işi öyle çizdiğin zaman tadı çıkmıyor sanatçı için. Mutlaka bir sıkıştırma, bir zurnanın zırt dediği yere götürmen gerekiyor yaptığın işi ki hani böyle düzenli olarak sayfanı çizdiğin zaman da kekremsi bir tat kalıyor. İlla o son dakika derginin basılacağı zamana hedefleyip orada son diyeceğin sözü orada böyle püskürtmek, çıkarmak. Bu kendi sayfaların içinde öyledir. Hiç değişmez yani bu gelenek. Siyaset sayfalar içinde öyledir yani. Hep bir son dakikacılıktır. Şimdi güncel sanat denen bir şey de çıktı. Yaptığın, yapacağın sanat eserinin güncellikle orantısıyla alakalı değişik bir döneme girdik yani. Bu onun ne kadar kalıcı olduğunu ispatlamaz. Güncel olması ve çarpmasıyla alakalı bir şey var. En çok da karikatürle ilgili böyle bir şey var ama diğer sanatlarda da sanıyorum biraz o hale geldi yani bütün hikaye. Hayat o öyle olduğu için yani anormal bir şey var aslında bizim topraklarda. Dışa vurum vardır yani.
Bunu da zaten bütün mizahçılara söylerler. Yahu siz hiç malzeme sıkıntısı çekmiyorsunuzdur falan. Karikatürün naif dili Leman'ın yayına başlamasından sonra değişmiştir. İçinde sövgü barındıran dil hızla yaygınlaşır ve karikatür dergilerinin ortak dili haline gelir. Karikatür dergileri herkesin dergisi olmaktan çıkıp belli yaşın altındaki gençlerin mizah anlayışını belirleyen bir organ haline gelir. Siyasi mizahın derinliği kaybolmuştur. Siyasi derinliği olan karikatürler az da olsa günlük gazetelerde kalmıştır. Leman'la başlayan süreçte dergiler dergileri doğurur ama tek tüketicisi genç kuşak olduğu için içine düşülen sarmaldan hiçbir dergi kendisini ayrıştıramaz. Bu arada geçmişte Milli Mizah Dergisi sloganıyla yayınlanan Çaylak Dergisi ve Fikri Cumhur, İsmail Dursun, Tayyip Sarac'ın yayınladığı Fit gibi son dönemde de İslamcı karikatüristlerin denemelerine rastlanır. Bunların en son örneği Cafcaf olur. Ancak istenilen kalite ve dil bir türlü kurulamadığından onlar da istenilen sonuca ulaşamaz. Türkiye'deki siyasal değişim ve dönüşüm, karikatür dergilerinde ve bu dergilerde yazıp çizen mizahçılarda nereye gittiği kestirilemeyen bir savrulmaya neden olur. Karikatür, bir sistem eleştiri organı olmaktan çıkmıştır. Hatta kendisini sosyalist diye tanımlayan pek çok karikatürist ve mizahçıların, Marksistlerden oluştuğunu söyleyen pek çok karikatür dergisi, sistemi korumak isteyenlerle aynı dili konuşmaya başlamıştır. Öyle ki kendini böyle tanımlayan bir dergi, darbe girişimi iddiasıyla tutuklu bulunanları masum, darbelere direnç göstermesiyle kendini halka kabul ettirmiş bir siyasi lideri ise onları yemeye çalışan bir bilgisayar oyunu kahramanı olarak çizmekten kaçınmaz. Karikatürün bugün geldiği noktada sancılı bir dönemden geçtiğini pek çok usta karikatürist de dile getiriyor. Bunun yerini yeni bir karikatür dilinin alacağından da herkes ümitli.